Herkese merhaba. Bugün Kayseri yağlaması yapıyoruz. 5 su bardağı unu yoğurma kabına aldık. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştırıyoruz. Buradaki karıştırmamın amacı tuzla mayanın bir araya gelmemesi. Ortasını açıyorum. 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı ılık su. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 paket instans maya, 1 tatlı kaşığı şeker ilave edip yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Üzerini kapatıp 40 dakika mayalandırıyoruz. Mayaladığımız hamurumuzu unladığımız tezgah alıyoruz. Parçaya bölüyoruz. Yuvarlayıp beze yapıyoruz. Unladığım bir tepsiye alıyorum. Üzerini bir poşetle kapatıp kurumasını engelliyorum. Bezelerimi teker teker açmaya başlıyorum. Bezelerimizi bu şekilde 30 santim kadar açıyoruz. Unu sirkeleyip kızdırdım tavaya alıyorum. Orta ateşte devamlı alt üst ederek pişiriyoruz. Bu şekilde piştikten sonra alıyoruz. Çok fazla bekletirsek hamurlarımız kurur. Tüm bezelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Tüm yufkalarımızı hazırladık. Şimdi içimizi hazırlıyoruz. Tavamıza bir çay bardağı zeytinyağını alıp kızdırıyoruz. Yağımızın içine 500 gram kıymayı ilave edip kavuruyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edip tereyağı eriyene kadar pişirmeye devam ediyoruz.
Üzerine 2 adet doğradığım soğanı. İki diş sarımsak, bir adet yeşil biber, bir adet kırmızı biber ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulan soğanların üzerine bir yemek kaşığı salça, bir miktar kimyon, bir miktar kırmızı toz biber, bir miktar karabiber ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Üzerine yarım su bardağı domates sosu ya da 2 adet doğranmış domates. Su ilave edip bir miktar tuz ekliyoruz. Karıştırıyorum. dakika kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Harcımız hazır. Ocaktan alıp yemeğimizi hazırlıyoruz. Lavaşlarımızı dörde katlayıp şu kısımları kıymalı harcımıza batırıyoruz. Geniş bir tabağa yerleştiriyoruz. Üzerine harcımızdan koyuyoruz. Bir yufka bir kıyma olacak şekilde yemeğimizi hazırlıyoruz. Dörde bölüyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurt döküyorum. Yemeğimiz servise hazırdır. Çok lezzetli fast food tarifi. Siz de yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğinize, elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.